Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paydaları farklı keselerde nasıl toplama çıkarma yaparız onu işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki keselerde toplama çıkarma yapabilmemiz için paydalarımızın eşit olması gerekir. Bunun nedenini dilimlerin aynı kalınlıkta olması gerekir ki biz bunları toplayabilelim. Farklı kalınlıklardaki dilimleri toplayamıyoruz. Bunu daha önceki dersimizde anlatmıştık. Peki bize verilen kesirler paydaları eşit olmadığında ne yapacağız? Toplayamadan ya da çıkaramadan bırakacak mıyız? Tabii ki hayır. Daha önce biz denk kesirler konusunda hatırlarsanız genişletme diye bir yöntem öğrenmiştik. İşte paydası farklı kesirleri genişletme yolunu kullanarak paydalarını eşitleyeceğiz artık ondan sonra toplamaya da çıkarmamızı yapabileceğiz. Tabi genişletme yaparken tamların genişletilmeyeceğini de aklımızdan çıkarmayalım. Tam sayılı örneklerde onlara dikkat ederiz. Şimdi örneklerimizi birlikte yapalım. 5/3 ve 10/2 kesirlerin toplamamız isteniyor. Normalde biz bunları toplayamayız. Çünkü paydalarımız gördüğünüz gibi farklı farklı. Ama 5'te 3 kesirine küçük bir ayar yaparak ben bu kesiri 2 ile genişletirsem tabii ki sadece 2'yi 5 ile değil aynı zamanda 2'yi 3 ile de çarpmayı unutmayacağım. Bazı arkadaşlar e, bazen unutabiliyorlar e, paydayı amacımız burada diğeriyle aynı yapmak ya 10 yapmak. 5'i nasıl 10 yaparım? Tabii ki 2 ile genişleterek. Bu sefer 3 ile genişletmeyi gözden kaçırabiliyorlar dikkatlerini paydaya verdikleri için payı gözden kaçırabiliyorlar. O yüzden lütfen dikkatli olun. Hem payı hem de paydayı genişleteceğiz. Peki. Birinci kesrimiz 5'te 3'ü 2 ile genişlettiğimizde bakın. 2 kere 3, 6, 2 kere 5, 10. Yani artık birinci kesrimiz 10'da 6 oldu. İkinci kesrimize müdahale etmemize gerek yok. O zaten 10'da 2. Paydası zaten 10 artık toplayabilirim. Bu haldeyken bakın paydalarım 10. Dilimleri topladığımda 6 dilim 2 dilim daha 8 dilim eder. Paydam değişmiyordu. Bunu daha önce söylemiştik. Cevap 10'da 8 olacak. İkinci örneğimizde 12'de 7'den 4'te 1'i çıkar diyor. Tabii ki bu haldeyken çıkaramam. Ama 4'te 1 kesrine küçük bir ayar yaparsam yani o kesri 3 ile genişletirsem çıkaracak kıvama getirebilirim. Birinci kesrimiz 7, 7 bölü 12'ye müdahale etmiyorum. O olduğu gibi yazılıyor gördüğünüz gibi. Ama ikinci kesrimiz 4 1'i 3 ile genişletecek olursak 3 kere 1 3 3 kere 4 12. Artık şu haldeyken her ikisinin de paydası eşit olduğunda çıkarmaya geçebilirim. 7 dilimden 3 dilim çıkarsa 4 dilim paydam 12 değişmiyor. Cevabımız 12'de 4 olacak. Gelelim tam sayılara. 4 tam 4'te 1'den 2 tam 20'de 3'ü çıkarmamız isteniyor. Bu haldeyken tabii ki çıkaramam. Ne yapıyorum? Paydası 4 olan birinci kesiri eğer ben 5 ile genişletirsem bu şekilde her ikisinin paydası da 20 olur ve çıkarma yapılacak müsait duruma gelir. Ama tam sayılı kesirlerde biliyoruz ki tamlar genişletilmez. O yüzden 4 tam gördüğünüz gibi değişmeden yazılıyor. Peki nereler genişleyecek? Pay ve payda. 5'i hem 1 ile hem de 4 ile genişleteceğim. 5 kere 1, 5. 5 kere 4, 20. Birinci kesrimizin paydası 20 olacak şekilde genişledim. İkinci kesrimiz olan 2 tam 20'de 2 ne olacak? Onun zaten paydası 20 olduğu için ona müdahale etmiyoruz. Olduğu gibi yazıyoruz. Artık paydalar eşit olduktan sonra çıkarma işlemine geçebilirim. Biliyorsunuz ki tamlardan tamlar çıkarılır. 4 tamdan 2 tam çıktığınızda 2 tam. Paydam 20 bu değişmiyor demiştik. Sıra geldi dilimlere. 5 dilimden 3 dilim çıkarsa 2 dilim kalır. Ve son örneğimize bakalım buradaki. 5 tam 14'te 8 ile 3 tam 2'de 1'i toplamamız isteniyor. Birinin paydası 14, diğerinin paydası 2. Bunları benim şu an toplamam mümkün değil. Peki ne yapacağım? Küçük olanı genişletip büyük olana uydurmaya çalışacağım. Yani paydası küçük olanı. 2 olan şunu 7 ile genişletirsem paydalar eşitlenmiş olur. Tabi sadece 2 ile değil 7'yi 1 ile 1'i de 7 ile genişleteceğim. Onu unutmuyoruz. Peki birinci kesrimiz 5 tam 14 ile 8'i hiç ellemiyorum. Olduğu gibi yazıyorum. İkinci kesrimiz 3 tam 2 de 1'i 7 ile genişlettiğimde tamlar biliyorsunuz genişlemiyor. 3 tam olduğu gibi kalıyor. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. Artık gördüğünüz gibi paydalarım eşit. Tamları toplayacak olursam 5 tamla 3 tamı topladığımızda 8 tam. Paydam 14 değişmiyor. 8 dilim 7 dilim daha 15 dilim eder. 8 tam 14 de 15. Şimdi yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Arkadaşlar 14'te 15 dediğimiz bileşik bir kesirdir. Yani içinde tam mevcuttur. Bizim bunun içindeki 14'te 14 bir tam yapar değil mi? Hatta siz şöyle diyelim. 14'te 15 bu yuvarlak içine aldığım kesri, bileşik kesri tam sayılıya çevirdiğinizde bir tam 14'te 1 demektir. 14'te 15 şu kesir. İçinde tam vardır yani. Sizin o içindeki bir tamı şu 1 tamı 8 tamı aktarmanız gerekir. Tamları ait oldukları yere göndermelisiniz. Böyle bırakamazsınız. Hiçbir zaman bir test sorusunda 8 tam 14'te on 15 on diye bir şık göremezsiniz. O yüzden o 1 tamı 8 tamın yanına gönderdiğimizde toplam 9 tamımız olacak. Peki dilimlerimiz olan şu 14'te 1 ne olacak? Tabii ki o da dilimler kısmına yazılacak. Yani asıl cevabımız 9 tam 14'te 1 olacak arkadaşlar. Böyle e, içinde tam kısım çıkan sonuçlar görürseniz onu muhakkak içinden alıp tama aktarmalısınız. Bunu unutmayın. Örneklerimizi hemen inceleyelim. 10 tam 9'da 5 ilden 3 tam 36'da 1'i çıkar diyor. Birinin paydası 9, birinin paydası 36. Tabii ki bu haldeyken çıkarma yapamam. Ne yapıyorum? Birinci kesrimizi 4 ile genişletirsem her ikisinin paydası da 36 olur. Ama tamlar genişlemez biliyorsunuz. 10 tam olduğu gibi kalacak. Peki 4 kere 5 20, 4 kere 6 9 36. Birinci kesrimi 4 ile genişlettim. İstediğim kıvama geldi. İkinci kesir zaten paydası 36. Hiç onu ellememe bile gerek yok. 3 tam 36 da bir aynen yazıyorum. Gördüğünüz gibi her ikisinin paydası da 36. Artık çıkarma yapabilirim. 10 tamdan 3 tam çıktı 7 tam. Paydam 36 değişmiyor. 20 dilimden 1 dilim çıkarsa o da 19 dilim olacak. 7 tam 36'da 19. Diğer örneğimize ben bakalım. Bu da toplaması. 9 tam 35'te 4 ile 1 tam 5'te 3'ü toplayalım. isteniyor. Peki. Birinin paydası 35, birinin paydası 5. Bu haldeyken tabii ki toplayamam. Hemen bakıyorum. Şu küçük olan 5'i 35 nasıl yapabilirim? Onu araştıracağım. Tabii ki 7 ile genişleterek. Tabii ki sadece 5'i değil hem 3'ü hem de 5'i genişletiyorum. Ama tam genişletilmiyor. 9 tam 35'te 4'ü aynen yazdım. Onu ellemiyorum. Artı şimdi 1 tam tam genişlemiyordu. 7 kere 3 21, 7 kere 5 35. 7'yi hem payla hem de paydayla genişlettim. Artık paydalarım eşit. Artık toplamaya geçebilirim. 9 tam, 1 tam daha 10 tam ekmek. 35 paydam değişmiyor. Sıra geldi dilimlere. 4 dilim, 21 dilim daha. 25 dilim olacak. Evet arkadaşlar. Gelelim sıra sendelere. Hemen onları da yapalım. Bakıyorum şimdi. Kesirlerden birinin paydası 18, birinin paydası 3. Bu haldeyken toplayamam. Küçük olana bakıyorum. Ben şu 3'ü ne ile geliştirirsem 18 yaparım ki toplama yapılacak hale gelsin. Tabii ki 6 ile genişletirsem. Birinci kesrimiz 7 tam 18'de 2'yi hiç ellemiyorum. Yani aynen yazıyorum. 7 tam 18'de 2. Artı şimdi ikinci kesrimiz olan 2 tam 3'te 2'yi 6 ile genişleteceğim. Ama tamlar genişlemez. 2 tamı olduğu gibi yazıyorum. 6'yı 2 ile genişletirsem 12. 6'yı 3 ile genişletiriz. Pardon, 3'ü 6 ile genişletiriz. 18. Burada 6'yı 2 ile genişletmeyi unutup bakın buraya dikkat. 6 2 ile çarpmayı unutup buraya 2 yazarsanız eğer şuraya hata yaparsınız. Bulduğunuz cevap da yanlış çıkacaktır. Hem payı bakın tekrar uyaralım. 6'yı hem pay ile hem de payda ile çarpacaksınız. Yani 12 olacak. Artık toplama yapabilirim. 7 tamla 2 tamı toplarsam 9 tam. Paydam 18 bu değişmiyor demiştik. Ve dilimlere geldi sıra 2 dilim 12 dilim daha 14 dilim eder. Son örneğimiz 4 tam 13 3'ten 1 tam 52 de 7'yi çıkarmamız isteniyor. Birinin paydası 13 birinin paydası 52. Hmm. Küçük olana bakıyorum. Büyük olanı ellemiyorum. 13 nasıl 52 yapabilirim? Tabii ki 4 ile genişleterek. Tamlar genişlemez. 4 tam. Şimdi 4 kere 3, 12. 4 kere 13, 52. Genişletmeyi yaptım. Eksi. Peki ikinci kesri hiç ellemiyorum. 1 tam 52'de 7. Bunu da yazdım. Arada ne var? Çıkarma var. 4 tamdan 1 tam çıkarsa 3 tam kalır. Payda 52 değişmiyor. Sıra geldi dilimlere. 12 dilimden 7 dilim çıkarsa 5 dilim kalır. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi payda eşitlediğiniz sürece toplamaları, çıkarmaları rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir dahaki ders gördüğünüz gibi bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Özellikle bu alıştırmaların sağ kısmı çok önemli. Bu alıştırmaları muhakkak izleyin derim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.